yani söyleyebilecek bir şey bulamıyorum aslında. Niye bulamıyorum? Çünkü yani 20 defa yaptığım bir şey değil, ilk defa böyle bir şeymiş bence. Yani Fatma Gidi'yi evlendiriyorum. Hem biliyorsunuz benim Fatma Gidi ablam zaten. Evet, evet. Aynı zamanda da kızım. Değişik bir hissiyat. Yani mutluluktan şöyle söyleyeyim, üzüntüyü aynı anda yaşadığım bir olay bu. Benim annem öldü 2 sene önce. Mesela üzüldüm. Teşekkür ederim. Üzüldüm o zaman mesela. Şimdi de üzülüyorum. Ama bir tarafım da seviniyor. Yani bu da böyle bir şey, yani anlatılabilir bir şey değil yani. Yani evinizin gülü gidiyor. Yani evinize içinizden gitmek gelmiyor yani. Böyle bir şey yani, anladın mı? Çok değişik bir hissiyat. Bu anlatılabilir bir şey değil. Yani üzülüyorsun. Yani ağlamak istiyorum. Bir tarafım seviniyor, gene ağlamak istiyorum. Yani değişen bir şey yok yani. Yani bir ölüm gibi üzücü ama doğum gibi de mutlu eden bir şey. Çok tuhaf bir duygu yani. Bir kere yaşayabileceğim bir şey benim muhtemelen, tabii bu yaştan sonra. Bir tane kızım var. Bir tane de oğlum var. O tabii muhtemelen gitmeyecektir. İç güvesi falan gitmezse bir tarafa. Bu gitti. Yani çok uzağa gitmedi gerçi. Florya'ya gitti ama yani çok değişik bir duygu bu ya. Anıl'la Ece 9 yıldır flört ediyorlardı. Hani böyle daha çok biz iç içe girdik. Böyle bir samimiyet var. Hani böyle bizim damadımız değil de sanki hani ailemizden biriyle yani onları evlendiriyoruz gibi. Mutluyuz, huzurluyuz. Tabii tatlı bir heyecan var. Yani hayatları boyunca onlara mutluluklar diliyoruz. Allah bir yastıkta kocasın. Sağlıklı, mutlu, güzel böyle gelecekti. Fatma Hanım da aramızda olamadı. Ablam işte, ablam çok rahatsız. Ablam çok rahatsız. Gelmeyi çok istiyordu. Zaten kendi adını taşıyor. O verdi adını zaten. O doğumunu o yaptırdı yani, her şeyini. Tamamen onun eseri yani o. Çok istiyordu ama gelemedi. Gelemeyince ablam böyle sıkıştığı zaman genellikle Hülya ablaya. Hülya abla da beni çok sever. Yani keşke benim kardeşim olsa der bana zaman zaman. Bir kere de program çekerken hastalanmıştı. Hülya Koçit ablamız gelmişti. O sunmuştu programı. Aynı şekilde yine imdadımıza yedi işte. Tabii misafirlerimize de güzel bir anı olmuş oldu. Ondan birlikte böyle, ondan birlikte aynı düğüne katılmak. Yani değişik, hoş bir şey oldu yani. Galiba senin şarjın bitiyor. Senin şarjını öpüyorum ben. Bana iyi akşamlar diliyorum. Mutlu olsun çiftlerimiz. Sağ